Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 2021 Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Eylül ayı sizin için eğlenceli, keyifli, yaratıcı faaliyetlerin öne çıktığı, duygusal ve romantik konulardan zevk alabileceğiniz hareketli bir ay. Şimdi konu başlıklarına şöyle bir göz atalım. Güneş ayın 22'sine kadar Başak Burcu'nda olacak. Mars ayın 15'ine kadar Başak Burcu'nda. Venüs ayın büyük bölümünde yine Terazi Burcu'nda ilerliyor. Daha sonra ayın 10'undan itibaren Akrep Burcu'na geçecek. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay var. 21 Eylül'de Balık Burcu'nda bir dolunay var. Ve ay sonuna doğru 27 Eylül'de Merkür gerilemeye başlayacak. Şimdi detaylara bakalım. Evet, aya özellikle eğlenceli konularla başlıyorsunuz. Çünkü 5. ev temalarınız ön planda olacak. Güneş 5. evinizi aydınlatırken Mars da enerjiyi buraya taşıyor zaten. Ayın 15'ine kadar biraz hani kişisel aktiviteler, sizin keyif aldığınız, zevk aldığınız konulardaki uğraşlar, hobiler, sanatsal faaliyetler, sosyal etkinlikler, aşk temaları, romantik konular ya da çocuklarınızla ilgili temalar öne çıkacak. Özellikle ayın başında 1 Eylül'den itibaren 1-5 Eylül arası Mars Neptün karşıtlığı da aynı alanda etkinleşiyor ki bu biraz bazı endişeler, kaygılar, belirsizlikler ortaya çıkarabilir. Mesela duygusal konularda biraz belki memnuniyetsizlikten hissedebilirsiniz ya da çocuklarla ilgili bazı endişeler olabilir. Yaratıcı konularda ya da şansa ihtiyacınız olan alanlarda buralarda çok fazla risk almamak gerekiyor. Çünkü Mars Neptün karşıtlığı enerjimizi çok doğru kullanamamaya yol açabilir. Biraz zararlı etkiler ortaya çıkarabilir. Ancak bu etkiler ayın 7'sinden itibaren düzelecek. Ayın 7'sinde Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Yepyeni bir ay. Yeni, taze enerjiler söz konusu. Bu yeni ay çok keyifli. Burcunuzdaki Venüs'te de çok güzel bir üçgen açısı var. Muhteşem bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı özellikle bakın. Şimdi 14 derece Başak Burcu'nda olacak bu yeni ay. Güneş Burcunuz, yükselen Burcunuz, kişisel gezegenleriniz 14 derece ve yakınlarındaysa bu etki çok güçlü bir şekilde hissedilebilir. Sizin hayatınızda kişisel olarak yeni ay tesirleri gündemde olabilir. Değişken burçlar tabii ki daha fazla etkileneceği için yine kişisel haritalarınızda özellikle Başak, Balık, İkizler, Yay burçlarında gezegen bulunuyorsa yeni ay tesirleri daha da aktifleşebilir burada. Özellikle tabii ki Uranüs'ün teması boğa burçlarını çok etkiliyor. Yükselen boğaları da, güneşi boğa burcu olanları da etkiliyor. Sürpriz durumlar hayatınızda, heyecan yaratıcı durumlar ortaya çıkabilir, aşık olabilirsiniz. Yani bir anda böyle heyecanlı bir aşk gündeme gelebilir. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Hamilelik olabilir, örneğin sürpriz bir hamilelik olabilir. Ya da çocuklarınız var, onlarla ilgili mutluluk verici gelişmeler olabilir. Böyle günlük hayatınızı hareketlendiren, mutlu olacağınız, sevdiklerinizle bir arada olacağınız güzel organizasyonlar olabilir. Belki bir tatil, bir gezi, bir seyahat olabilir. Maddi şanslarınız da var. Çünkü özellikle 5. ev şanslı konular demek. Yani maddi manevi biraz şansa ihtiyacınız olan alanlarla ilgili. Bu dolunay sırasında Terazi Burcu'ndaki Venüs'ün Kova Burcu'ndaki Jüpiter'le de güzel bir üçgeni var. Uranüs'ün yine Güneş ve Ay'la teması var. Yani dolayısıyla biraz böyle şans, fırsatlar, ummadığınız yerden gelen böyle hızlı gelişmeler, hani sürprizler, bu yeni ayda bekleyebilirsiniz aslında. Bunlar maddi konularda da olabilir. İş hayatınız ve mesleki konularda güzel açılımlar olabilir. Bazı değerlerinizi, yeteneklerinizi kullanabileceğiniz güzel işler, imkanlar çıkabilir karşınıza örneğin. Yani mutluluk verici gelişmeler var. Ben özellikle yeni ay haritasını incelediğimde özellikle toprak burçlarımızı çok olumlu etkiliyor bu yeni ay. Sizin için de çok güzel sürprizler gündemde olabilir sevgili başaklar. Evet, 6 Eylül 21 Eylül arası yeni ay enerjileri devrede olacak. Bunlar aktif olacak. 12-13 Eylül gibi ay ilk dördün fazında. Bu ilk dördünde özellikle biraz para konuları, yatırımlar, belki aşk, ilişkiler, romantik konularda
biraz böyle kararsızlıklar ve belirsizlikler hissedebilirsiniz. Özellikle 12 Eylül'e, 13 Eylül'e biraz dikkat edin. Çok hızlı kararlar vermeyin. Güneş'in Neptün karşıtlığı da etkinleşiyor çünkü. Biraz çok idealist, çok hayalci olmamız, çok duygusal olmamız mümkün. Buralarda özellikle para konularına da, herhangi bir ilişki alanına da daha objektif yaklaşmakta fayda var. Şimdi Mars terazi burcuna geçecek 15'inden sonra. 15'ine kadar daha eğlenceli konular, yaratıcı konulara enerjimizi harcıyoruz. 15'inden sonra Mars iş ve günlük hayatımız alanına biraz daha yöneldiğimizi gösteriyor. Venüs zaten ayın 10'una kadar terazide çok güçlü bir şekilde sizi destekleyecek. Özellikle güzellik, estetik, kişisel bakım, sosyal hayat, aşk konuları, işte başarı, buralarda da aya zaten güçlü başlıyorsunuz. Ayın 10'undan sonra Venüs Akrep Burcu'na geçecek. 10 Eylül'den sonra sevgili boğalar, ilişkileriniz biraz daha Venüs desteği almaya başlayacak. Yani burada Venüs Akrep'te tutkuludur. Yani ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, buralarda daha tutkulu durumlar oluşmaya başlayabilir ama parasal iş ilişkiler ve işbirlikleri alanında da Venüs'ün faydalarını görebilirsiniz. Ay boyunca Merkür terazi burcunda, bu biraz hani zihninizin, günlük hayatınızdaki konuşmaların, iletişimin, bilgi paylaşımının genel olarak aslında iş ve sorumluluklar alanında da yoğun olacağını bize gösteriyor. Merkür terazide uzlaşmacıdır ve sorun çözücüdür. Hak, hukuk, adalet konularında, eşitlik konularında arayışları artar. Yani siz de bu dönemde beraber çalıştığınız kişilerle daha rahat iletişim kurabilirsiniz veya bazı iş ilişkileri, ortaklıklar, işbirlikleri alanında da daha rahat çözümler üretebilirsiniz. 27 Eylül'e kadar Merkür ilerleyecek güçlü ama 27 Eylül'de gerilemeye başlıyor. 27 Eylül ile 19 Ekim arasında retro hareketi olacak. Bu dönem klasik, biliyoruz, Merkür retrolara iletişim sorunları yaratabilir, planlarımız biraz ertelenebilir, gecikebilir. Özellikle sizde iş hayatınız, günlük hayatınızın detaylarında, çalışma konularında, birlikte çalıştığınız kişilerle olan ilişkilerinizde retro döneminde biraz uzlaşma sorunları yaşayabilirsiniz ya da hep geçmişle ilgili yarım kalmış konular karşınıza çıkabilir. Ama 27 Eylül'e kadar aslında ayın büyük bölümünde de Merkür ileri hareketli olacak. Bu nedenle verimli bir ay. En azından yeni bir konu varsa yeni bir işe başlayacaksınız ya da süregelen işinizde yeni bir adım atacaksınız. Bir eleman işe alacaksınız veya bir sözleşme yapacaksınız. Bu konuları 27 Eylül'e kadar daha rahat toparlayabilirsiniz. Ve 21 Eylül'de Balık burcunda dolunay var. 28 derece Balık dolunayı güçlü bir derecedir. Çok duygusal, çok hassas enerjiler veriyor. 11. evinizde olduğu için özellikle gelecekle ilgili hedefleriniz, projeleriniz, bazı sizin için hayaller olabilir bunlar, dilekler, umutlar olabilir. Dolunaylar bir tamamlanma sürecidir aslında, bir fark etme dönemidir. Evet, bazı niyetlerinize, hayallerinize, dileklerinize bu dolunayla beraber kavuşabilirsiniz. Bu mümkün tabii ki, ya da üzerinde çalıştığınız bir projenin sonuçlanması mümkün. Bir grup çalışması, bir ekip faaliyeti olabilir. Özellikle sosyal alanlar, arkadaşlarınızla ilgili konular da dolunayda çok aktif olabilir. Bu dolunay tamamlanma enerjisiyle belki bazı yol ayrımları ya da bir projede bir fikir değişikliği ya da hani çok hayalci olduğunuz ya da çok aşırı idealist olduğunuz bir konuda biraz daha gerçekçi olmanız gerektiğiyle yüzleşebilirsiniz ve artık Merkür de burada detaylara dikkat etmeniz, bunları toparlamanız için size fırsatlar sunabilir. Arkadaş ilişkilerinizde romantik konular var. Bazı arkadaş ilişkilerinizde ya da finansal paylaşımlarınızda da yine çok duygusal olmamaya çalışın. Çünkü Balık daha fedakar, daha böyle empatik, biraz çok etki altında kalabilen bir enerjidir. Özellikle ilişkilerde, aşk konularında, romantik konularda, arkadaş ilişkilerinde ya da finansal konularda sizin de çok idealist ve fedakar davranma durumunuz olabilir. Daha gerçekçi olmakta fayda var. Ama bazı hayallerimize de bizi kavuşturabilir tabii ki bu dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 28 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın tesirleri daha yoğun olabilir.
sizin için. Su burçları ve toprak burçları tabii ki bu dolunaydan daha fazla destek alıyorlar. Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir üçgen açı var. Jüpiter Kova burcunda, Merkür Terazi burcunda. Merkür Jüpiter üçgenleri eğitim, iş konuları, sosyal ilişkiler, işbirlikleri alanında ya da bilgiyle alakalı hani her türlü iletişim, sosyal medya, entelektüel konular buralarda güzel açılımlar getirebilirler, destek getirebilirler. Bu dolunayda bu da aktif olacak. 20 Eylül 22 Eylül arası özellikle. Siz de bunu özellikle iş konularında, kariyerinizle ilgili konularda değerlendirebilirsiniz. Bazı hayalleriniz var örneğin. Bunları üstlerinizle konuşabilirsiniz. İş arayışlarınız olabilir. Bazı projelerinizi, fikirlerinizi başkalarıyla konuşabilir, paylaşabilir. Belki onlardan önemli destekler alabilirsiniz. Yaptığınız işler başkaları tarafından fark edilebilir. Bunların maddi manevi ödüllerini alabilirsiniz. Bu size bir gelir artışı, belki bir görevinizde bir ilerleme ya da toplumdaki statünüzde bir değişim, bir yükselme bunları getirebilir tabii ki. Evet, 22 Eylül'den itibaren Güneş artık Terazi Burcu'na geçecek sevgili boğalar. 22 Eylül ile beraber Terazi Burcu'na Güneş geçiyor. Merkür 27 Eylül'de gerilemeye başlıyor. Ekim ayında da zaten Terazi Burcu'nda yeni ay doğacak. Ayın özellikle 21'inden sonra, 22'sinden sonra daha çok iş konularına odaklanıyorsunuz. Sorumluluklar, günlük hayatınızın detayları öne çıkıyor. Ve genel sağlığınız. Genel sağlığınızı önemsemekte fayda var. Biraz belki son zamanlarda kendinizi ihmal ettiniz. İşte yapılacak kontrolleri, böyle check-up'ları ihmal ettiniz. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgili, onların bakımı ile kontrolleri ile ilgili konular gündemde olabilir. Çalışma alanınızda, evde çalışıyorsanız hani iş ortamlarınızın düzenlenmesi veya buralardaki hazırlıklar ya da mesleki alandaki bazı düzenlemeler, birlikte çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınız, tüm bu alanlara odaklanıyoruz. Buralardaki detayları gözden geçirip düzenlemeye çalışıyoruz sevgili boğalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.